Merhaba arkadaşlar, bugün size Sarıkamış Turu'nun 3. günü olan Reşadiye Tercan arasını anlatacağım. Sabah 5.30'da kalkmayı planlıyordum ama vücut yorgun olduğundan dolayı saat 6.30'da kalktım. Orada küçük bir tesis vardı, orada kahvaltı yapacaktım ama içeriye girdiğimde oradaki kişi uyuyordu. O yüzden zaman kaybetmek istemedim. O yüzden elimizde kalan poğaçalarla idare etme kararı aldım. 2 poğaça yedim, hazırlandım. Tesisten ayrılıp sürüşüme başladım. Şüphesiz en zor gün bugün olacaktı. Çünkü geçitler vardı. Yüksek rakımlara çıkacaktım. Strava veriler eksik olduğundan dolayı ne kadar elevation olacağını da bilmiyordum. Rüzgar karşıdan esmeye başladı. Bu turu daha da zor hale getirdi. Üçüncü gün zaten yorulmuştum. Tırmanış olarak da 461 metreden 2160 metreye çıkacaktım. Ya hiç 2000 metrelere çıkmamıştım. Bu heyecanlandırıyordu beni. Manzara da çok güzeldi. Her şey yolunda gidiyordu. Yavaş yavaş ısınmaya başladım. İlk defa piste sürdüğüm yollar beni heyecanlandırıyordu. Manzara da çok güzeldi. Her şey çok güzel gidiyordu. Vücudumun ısınması için sürmeye devam ettim. 75 kilometre sonra su şehri vardı. Orada kahvaltı yapmayı planlıyorduk. Orada bir tesis olduğunu öğrendik. İnternetten biraz araştırma yaptık. Sürmeye devam ettim. Vücudumun artık depoları böyle azalmaya başladı. Rüzgar karşıdan esmeye devam ediyordu. Bu da benim enerjimi gittikçe düşürüyordu. Güneş açmamıştı. Güneşin de açmasını bekliyordum. Ya buralarda bisiklet sürmek çok güzeldi arkadaşlar. Yani fotoğrafları görüyorsunuz. Gerçekten insana çok büyük keyif veriyor. Pedallamaya devam ettik. Su şehrine geldiğimde yollar biraz bozuktu. Bir tırmanış vardı. Ama o tırmanış benim için çok zor olmuştu. Çünkü gerçekten artık bitkin hale gelmiştim. Ya kahvaltıya gerçekten ihtiyacım vardı. Tesise geldik. Tesiste ilk önce bir çorba içtim. Ondan sonra kahvaltı yaptım. Bayağı bir kendimi toparladım bu tesiste. Dinlendim. Çok iyi geldi. Aracın üzerindeki stickerlar bir abimizin dikkatini çekmiş. Yanımıza geldi. Siz neyin peşindesiniz dedi bize. İki günde buraya geldiğimizi söyledim. İşte Sarıkamış Şehitlik Turu yaptığımızı söyledik. Biraz bilgi verdik. Şaşırdı, güldü. Siz manyaksınız falan dedi bize. Çok hoş bir sohbet ettik orada. Sonra bu kamyoncu abimiz oradaki rotayı tamamen bildiğinden dolayı ondan bilgi aldık. Karşımıza neler geleceğini öğrenmek için. Çünkü Strava'da ne kadar tırmanacağımı 3. ve 4. gün bilmiyordum. Önümde sakal tutan geçide var dedi. Sakal tutan geçidini çıkarken dedi çok ciddi eğim yok dedi. Ama dedi uzun sürede devamlı dedi tırmanış var dedi. Ve rüzgar da karşıdan esiyordu zaten. Bunu eklenince zor hale gelecekti zaten tur. Buradaki sıra dağlar büyüleyiciydi. Gerçekten manzara yine çok güzeldi. Buralarda bir ses sürmek çok keyifliydi ve çok heyecanlıydı. Çok uzun süredir tırmanıyordum ve üzerindeki forma da bana fazla geliyordu. Önümü de açmıştım. Bayağı bir tırmandıktan sonra arkadaşlar Refahiye'ye geldim. Normalde ikinci gün işte buraya kadar gelmem gerekiyordu ama tabii ki bunu başaramadık. Refahiye'ye geldim. Burada bir tesis vardı. Arkadaşlardan yiyecek bir şeyler almalarını söyledim. Ben de bir bakkalda şeker ihtiyacımı karşılamak üzere bir şeyler aldım kendime, yedim. Ondan sonra ben pedallamaya devam ettim. Arkadan arkadaşlar geldiler. Tırmanış devam ediyordu. 146. kilometredeydim. 179. kilometreye kadar tırmanacaktım. Tabii ki inişler de vardı ama inmek aslında çok iyi bir şey değil. 1160 metre ulaşıp bugünü artık tamamlamak istiyordum. Psikolojik olarak tamamen buna motive olmuştum. Araçtan beslenmeye başladım. Yavaş yavaş, çok çiğneyerek. Çünkü tırmandıkça depolarım azalıyordu. Bunun farkındaydım. O yüzden yıkılmamak adına devamlı besleniyordum. Ama az az besleniyordum. Bu çok önemli bir şeydi. Araçtan devamlı canlı yayın yapıldı. Bu canlı yayına katılan arkadaşlar bizim Erzincan'dan geçeceğimizi öğrenmişler. Bu arada rota hakkında bilgim yoktu. Yani sakal tutan geçiden tırmandığımı bilmiyordum ben. Yolda bir tane traktörlü abimizi gördüm. Ondan rota ile ilgili bilgi almak istedim. Biraz psikolojik olarak rahatlama ihtiyacım vardı. 1700 metrelerdeydim. 2160 metreye çıkmam gerekiyordu. Ya elimde olan tek bilgi 2160 metre çıkmam gerektiğiydi. Çünkü 2160 metre çıktıktan sonra aşağı iniş olacaktı ve tur bayağı bir rahatlayacaktı. Ya bu geçide çıkarken bazen küçük küçük inişler oluyor. Mesela 30 metre aşağı iniyordum. Normalde benim buna sevinmem gerekiyordu ama sevinemiyordum. Çünkü 30 metre daha çıkacağım anlamına geliyordu. Çünkü ben artık 2160 metreye ulaşmak istiyordum. Çünkü artık bu geçidin bitmesini istiyordum. Yani psikolojik olarak artık bayağı bir yıpranmıştım.
Bir yerde durdum, küçük bir mola verdim. Gerçekten canım çıkmıştı, bayağı yorulmuştum. Şeker ihtiyacım vardı, bir şeyler yedim. Tırmanmaya devam ettim. GPS'imde 2000 metreye ulaştığımı gördüm. Bu beni bayağı bir mutlu etti. Çünkü gittikçe artık azalıyordu. Geçit neredeyse bitmek üzereydi. Sakal tutan geçidi tabelasını gördüğümde yaşadığım mutluluk arkadaşlar tarifsizdi. Hemen durdum, küçük mola verdim. Kendime gelmem gerekiyordu. Ya bu tırmanışın sonunda sakal tutan geçidin bittiğini ben bilmiyordum arkadaşlar bu arada. Çünkü rota ile ilgili bir bilgim yoktu bu kadar fazla. Bu geçide çıktığımda arkadaşlar biraz dinlendikten sonra rüzgarlığımı giydim. Giyindikten sonra inişe geçmeye başladım. Yani bu 2165 metreden 1155 metrelere falan inecektim. Bayağı bir iniş vardı. İnerken manzara gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Burada çok güzel bir video çektik. Buradaki iniş arkadaşlar benim herhalde hayatımda yaptığım en zor iniş oldu. Çünkü rüzgar yandan esmeye başladı. Bisikleti kontrol etmek çok zordu. Manzara çok güzeldi. Yani her türlü duyguyu aynı anda yaşamaya falan başladım. İnmeye başladım. Araçtan çekilen videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dağların arasından gidiyoruz. Bağlantı kopabilir. Demin bir koptu. İşe bak. Aşağı inerken arkadaşlar etkilenmemek mümkün değildi. Manzara gerçekten harikaydı. Benim yani çok mutlu olmuştum. İnanılmaz keyifliydi. Yorulmuştum ama buna değmişti. Yani zor olan gerçekten güzel oluyordu. 20 kilometre iniş oldu arkadaşlar. Aşağıya indiğimde boynum tutulmuştu. Bu da şunu gösteriyor. Uzun turlarda sadece kilometrelerle mücadele etmiyorsunuz. Yani birçok şeyle mücadele ediyorsunuz. Bu işi daha da zor hale getiriyor. Erzincan'da beni karşılayacak olan arkadaşlarla buluştuk ve birlikte bisiklet sürmeye başladık. Bu arkadaşlar gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Onlarla çok güzel bir anımız oldu. Hiç olmaması gereken şeyler oldu. Ben de bir gaza geldim. Yani bunca yorgunluğun üzerine yapmamam gereken şeyler yapmaya başladım. Cidden hızlı bir şekilde sürmeye başladık ve time trial başladı. We'll be right back.
yapılan uyarılar artık nafileydi. Biz 60-65 km hızla falan bisiklet sürmeye başladık. Ya bu gerçekten yani o anda yapılmaması gereken bir şeydi ama işte elinizde olmayan şeylerden dolayı yapıyorsunuz. Yani heyecanlanıyorsunuz. Adrenalin, vücudunuz adrenalin salgılıyor falan böyle. Ortalık karıştı bir direkt. Tesise kadar sürdük. Orada bir yemek yedik. Benim lastiğim patlamıştı. Sinan lastiğimi yaptı sağ olsun. Arkadaşlar orada bir hatıra fotoğrafı çekildik. Çok güler yüzlü ve sıcakkanlı insanlardı. Onlara gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan aldığımız rota bilgisi doğrultusunda turun 3 günde değil 4 günde tamamlanacağını artık kesinleşmişti. Arkadaşlarla sohbet ettik. Rota hakkında bana bilgi verdiler. Normalde uyumadan gitmek istiyordum. Yani hedefimi tutturmak istiyordum. Önümüzde hala bir sürü geçidin olduğunu söylediler. Yani rota sakal tutanla bitmiyordu arkadaşlar. Daha önümüzde geçitler vardı ve turun bundan sonra da zor olacağını söylediler. Kamp yapacak yer hakkında bilgi almaya çalıştık. Buranın gece çok soğuk olduğunu söylediler. Zaten hava gittikçe soğuyordu. Hava kararmaya da başlamıştı aynı zamanda. Arkadaşlarla vedalaştıktan sonra sürmeye başladım. Hava bayağı soğumuştu. Sürmeye devam ettim. Belirli bir yere geldikten sonra sağım tamamen dağdı. Solum da tamamen dağdı. Ve tek bir tane bile ışık yoktu yolda. Sadece kendi ışığımla gidiyordum. Yani çok dikkat etmem gerekiyordu. Üçüncü gün yorgunluğu da üstüne binmişti artık. Yollar hakkında hiçbir bilgim olmadığından dolayı çok dikkat etmem gerekiyordu. Park alanı tabelası gördüm. Oraya girdik. Orada biraz dinlenmek istedim. Tamamen zifiri karanlık dedik. Yani hiçbir ışık yoktu arkadaşlar. Mercan'a kadar pedallamaya devam ettim arkadaşlar. Mercan'a kadar pedalladım arkadaşlar. Mercan'a geldiğimizde bir benzin istasyonuna girdik. Benzin istasyonunda kamp yapabileceğimiz yerler hakkında bilgi almak istedik ama çok uygun bir yer bulamadık. O yüzden mecburi şekilde devam ettik. 11 kilometre ileride tercanlar vardı. Oraya kadar sürmeye devam ettim. Fakat ben mercanlarda kamp yaparız diye odaklanmıştım ve daha sürmeye düşünmüyordum. Ama mecburen 11 kilometre daha sürmek zorunda kaldım. Bu biraz benim için sorun oldu. Çünkü vücudumun artık direnci düşmeye başlamıştı. Çünkü hava bayağı soğuktu oralar. Tercana geldiğimizde bir tesis bulduk arkadaşlar. Kamp yapıp yapamayacağımızı sorduk. Sağ olsunlar izin verdiler. Betonun üzerine çadırlarımızı kurduk. 1450 metre dedik. Hava gerçekten soğuktu. Hemen dinlenmek istiyordum. Yine düzgün bir şeyler yiyemedim arkadaşlar. Zaten yorulmuştum. Hemen dinlenmeye geçmek istedim. Üçüncü günüm bu şekilde geçti arkadaşlar. Bir sonraki videomda sizlere dördüncü gün olan yani son gün Tercan'la Sarıkamış arasını anlatacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve merak ettiğiniz şeyler hakkında arkadaşlar yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.